Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün güzel bir havada, yeni bir günde sizlerle yeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugün kalktık şimdi çoban evimizde, şöyle bakın koyunlarımız bizi bekliyor yiyecekleyecekler diye. Koyunlarımızı yiyecekleyeceğiz, artık işler başlıyor arkadaşlar. Bundan sonra zeytin toplama işleri bizim buralarda biliyorsunuz zeytinler olduğu için yaygın olur, yoğunluk olur işler bizim buralarda. Aşağı yukarı Aralık ayına kadar böyle olur. Tabi herkes zeytinini bitirinceye kadar. Bizim de zeytin ne zaman biter? 2 günden beri zeytin toplamaya başladık arkadaşlar. Bugün 2. gün olacak daha doğrusu. Dün ben yoktum. Annemler babamlar topladılar. Yalnız kendi yerimizde değil. Biliyorsunuz biz bir yerde ceviz toplamıştık. Beytullah dayının cevizlerini toplamıştık. Sizlere onun da çekimini yapmıştım. O dayının zeytinlerini de toplayıvereceğiz biz. O kolundan rahatsız olduğu için bu sene onun zeytinlerini de toplayıvereceğiz. Onun zeytinlerini toplamaya başladık şimdi. Kendi zeytinlerimiz değil arkadaşlar. Onun zeytinlerini topluyoruz. Yaklaşık bir hafta kadar falan sürecekmiş herhalde onun zeytinleri. Onun zeytinleri bittikten sonra kendi zeytinlerimizi toplamaya başlayacağız. Kendi zeytinlerimizi topladığımızda artık zeytin toplarken güzel yemek videoları, zeytinle alakalı güzel bilgilendirici videolar, onun üzerine zeytinden ne kadar gelir elde ediyoruz, zeytin işinde para var mı, işte kaç zeytinden ne kadar para kazanılır, bu gibi bilgiler sizlere vermek için ilerleyen dönemlerde güzel videolar, ilerleyen haftalarda güzel videolar çekeceğim. Öncelikle şu bu bir haftalık bir o dediğim dayının zeytinlerini toplayalım. Kendi zeytinlerimizi geçtiğimizde daha detaylı bilgilendirici videolar toplayacağım. Şimdi ben babamların yanına gideceğim. Onlar tarlaya gitti. Koyunlar ben bakacağım. Koyunları baktıktan sonra onların yanına arabayla gidip artık akşama kadar orada zeytin toplayacağız. Tabi onun da çekimini yapacağız sizlere. Öyle güzel bir gün geçireceğiz inşallah köy hayatında. İşlerimiz işte, ne iş yaparsak çekiyoruz arkadaşlar. Koyunlar bizde. Hadi bakalım başlıyoruz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Gel gel. Gel oğlum sen Tony. Gel oğlum sen. He? Arkadaşlar Tony'yi saldım. Gel ya bakalım, gel ya buraya. Anamış benim oğlum ya. Nasıl da seviniyor. Arkadaşlar Tony'yi 2 günden beri salıyoruz. Bakın bakın nasıl mutlu oluyor. Bakın nasıl koşuşturuyor. Çocuk gibi oynuyor ya. Tony. Dur dur atlama. Ah oğlum benim, özledin mi sen beni? He? Ben akşamdan sabaha görmedin mi, özledin sen beni ya? Çakır. Tamam seni de seveceğim, seni de seveceğim. Çakır da kıskanıyor arkadaşlar. Tamam oğlum. Hadi bakalım oyna. Oyna yürü. Tavuklara şeyleri zarar verme, tamam mı? Getir onu. Getir. Getir. Koşmadan getir, koşmadan. Getir. Bulamadın mı? Gel bir tane daha atı vereyim, gel. Hadi. Tut. Aferin oğluma. Getir. Getir buraya. Ya nereye götürüyorsun onu? Hayır. Bak hayır, onu yapma. Tavuğu kovalama. Bak uzun süreden beri seni salmıyorum. Tavuklara, yumurtalara zarar verirsen bir daha seni salmam. İyi niyetim suistimal etme, tamam mı? Otur. Otur yanda. Arkadaşlar biliyorsunuz bayağıdır Tony yumurta yediği için bağlı duruyordu. Tavuklar bu arada başka bir yeri yumurtlamaya başladılar. O yüzden saldık bakalım orayı bulamaz falan diye, ama inşallah bulmazsın değil mi? Bulur musun? Hadi git oyna. Yürü. Üzerime atlama. Üzerime atlama. Hadi at git getir bunu. Yürü. Getir. Oyna bak. Oy tavuğun tepesine. Mutluluğu oğlumun burasından belli. Oğlumun mutluluğu yüzünden belli. Koşturuşundan belli. Bak Çakır kıskanıyor ama. Bak Çakır kıskanıyor. Yapma. 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 Çakır kıskanıyor. Oğlum dur. Bak Çakır abin ne yapıyor? Bak Çakır abin orada kasanın altında. Bak seni kızıyor yalnız. Bak bak. Hiç durabiliyor mu arkadaşlar? Nereden nereden koşup geliyor. Hayır diklenme bak, döver seni. Kaç. Kaç döver bak. Acıktınız mı siz? Arkadaşlar babam onları sabah zeytin dalı vermiş ama zeytin dalı sadece sabah kalktıklarında bağırmasınlar diye veriyor hani. Tamamen karınlarını doyurmuş değil. Şimdi ben de yulaf ballesi vereceğim onlara. Hem zeytin dalı hem yulaf ballesi. Onlara biz gelinceye kadar yeterli olacaktır. Gel gel bakalım. Gel kızım. Gel. Gel. İyi ki yulafları bitmişik vallahi. Yulafları bitmesek bu yem fiyatları yüksekken ne verirdik hayvanları bilmiyorum.
Gel. Üzerine çıkma, üzerine çıkma, şuradan ver. Ana benim küçük kızım büyümüş ya. Sakız. Sen büyüdün mü kızım? Hadi bakalım sen de yavru yap da. Minnak minnak kuzuluğa olsun ya. Sen ne zaman doğuracaksın bakalım. Gelelim. Arkadaşlar yulaf balyalarını verdik. Yarım balya veriyoruz. Bir açışta. Onlara yeterli olur. 16 tane hayvana yarım balya yeterli. Zeytin dalı da verdik. Aferin. Oraya doğru artık, tamam mı? Arkadaşlar bakın şu çuvalların arasında delik gibi bir yer var ya, karanlık bir yer. Orayı yumurtluyorlar artık. İnşallah Tony orada bulamaz onları. Sen yumurtladın mı yoksa? Daha yumurtlamamış. Yumurtlayacak herhalde, buralarda dolaşıyor. Bakalım bizim funiler ne yapıyor? Kız ne yaptın? Anam benim kızıma bak ya. Hani diğeri nerede? Diğeri niye gözükmüyor be? Diğer kuzu nerede? Allah Allah. Annesinin arkasına saklanmış. Seni gibi çakal seni. Ne yaptın bakalım? He? İlk sen. Hanimiş benim kızım? Hanimiş? Oradaki sevimli. Sevimli sonradan olan. O annesinin yanında duruyor. Bakın dişiler biraz daha anneci oluyor demek ki. Bu da erkek. Bu da erkek olan. Enki tavuğu kovalayın. Çıkın tavuğun tepesine. Isır. Isır oğlum tavuğu sen. Girmesin sizin yerinize. Sizin yerinize girmesin. Arkadaşlar buradaki koyuna bir şey vermeyeceğiz. Çünkü buraya babam hem zeytin dalı asmış bakın. Hem de yulaf balyası vermiş. Yulaf balyasını yemiş, zeytin yaprağını yememiş. Demek ki karnı tok, karnı tok olsaydı zeytin yaprağını da yerdi. Acıkınca onu da yer. Şimdi onlar karınlarını doyursunlar. Bizim yolculuk başlasın bakalım. Yayılın bakayım, yayılın. Yayılın da organik organik yumurtalar yapın. Arkadaşlar bakın tavuklar dışarıda artık. Sağa sola zarar verecek yer olmadığı için. Hep salık duruyorlar. Şöyle göstereyim, sağda solda yayılıyorlar organik bir şekilde. Çimler de bitmeye başladı. Tony bir saniye. Bakın yerlerde artık yeşil yeşil çimler de bitmeye başladı. Artık koyunlarımızı da gütmeye başlarız. Hadi gidelim şimdi. Gel. Hadi. Hadi gidiyoruz, gel. Şimdi nasıl gelecek bakın. Hadi gidiyoruz. Bak 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 nereye koşturuyor. Çoban evine. Buralardan ayrılmıyor yine arkadaşlar. Bu bölgede dolaşıyor da. Neyse biz gidelim. Babamın yanına zeytin toplamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tarlaya geldim şimdi. Babamlar topluyorlar. Arabayı bıraktım. Her taraf çamur olduğu için arabayı buraya kadar getiremedim. Kolay gelsin. Sağ ol. Hani ya daha toplamamışsınız ya fazla. Bu kadar mı topladınız daha? Yok yok. Alsak atak zeytinle bitirdik de geldik. Ha. Aşağı tarafta betbol da inmiş mi? Arkadaşlar bir tarla bitirmişler. Alt tarafta 2-3 tane zeytin kalmış herhalde. Dünden kalan zeytinini topladıktan sonra üst tarafa çıkmışlar. Burası da var. Şöyle bu tarla komple toplanacak. Büyük zeytin bunlar. Edremit zeytini. Sezonu başlattık. Mendille yerde yayıldı. Önce bir babam makineyle her tarafını dolaşıyor arkadaşlar. Bütün tepelerinde zeytin olan dalları makineyle silkiyor. Güneşten gözüküyor mu? Şöyle geçeyim. Bütün makineyle gezdikten sonra, silktikten sonra ondan sonra merdivenle geride kalanları, dökülmeyenleri kendi elimizle tarakla onları sıyırıyoruz. Merdivenin üzerine çıkalım. Şöyle merdivenle. Üç ayak.
Bakın arkadaşlar, makine buralardan geçti, silkti. Geride kalan zeytinler oluyor şöyle. Bu geride kalan zeytinleri aşağı döküyoruz. Dallarda hiç zeytin var, atmıyoruz yani. Aynı zamanda bu da Edremit zeytini. Siyahlaşmış. Bu sene yağmurlar yağmadığından zeytin taneleri küçük kaldı. Aynı zamanda erken siyahlaştı zeytinler. Yoksa daha bu dönemde zeytin yeşil olması lazım. Arkadaşlar, bu zeytini bitirdik. Şöyle bir tane dolu kasa, bir tane de yarım kasa, 1,5 kasa zeytin oldu. Yine yarım saat olmadan bitirdik zeytinin bir tanesini. İkinci zeytinin yaygılarını yaydık. Kesmen abadımız yardımı gelmiş. O da burada. Şimdi bu zeytin şu tarla, gördüğünüz tarla yukarıdan komple toplanacak. 3 günde bitiririz diyor bakan babam ama elimizden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyoruz. Motoru çalıştırdım şöyle ısınsın diye. Diğer türlü boğukluk yapıyor. Şimdi ben sileceğim. Makineyle. Silkimi başladık arkadaşlar. İkinci zeytin bu. Ucundaki tencereyi arkadaşlar söküp söküp yerini değiştiriyoruz. Her dalı tutturacağız böyle bu ucundaki tencereyle. Topladığımız 6. zeytin değil mi? Aynen. Arkadaşlar 6. zeytini topluyoruz. Şöyle bakın, bir tane zeytinden bir kasa çıkıyor. Çok da fazla yok aslında zeytinlerin tepesinde. Seyrekli biraz. Yine bakın şunları topladık. Şu karşıdaki 2 lira. 2 bununla 4. Şu önümüzdekileri topluyoruz işte. Zeytin başına birer kasa çıkıyor. 23 kilo 24 kilo falan oluyor. Bu kırmalık, çizmelik oluyor bu zeytinlerden. Edremit zeytini. Trilya'dan olmuyor biliyorsunuz. Anlatıyordum ben sizlere. Bakın şunların yeşillerinden. Yeşil olanları çizmelik, kırmalık olur. Siyah olanlarını da tuzlamalık yapabilirsiniz bir de onlara. Yani Edremit zeytini. Yağı da hem kaliteli bir yağ. Kaliteli yağ oluyor. Trilya zeytinin yağından biraz daha çok talep görüyor Edremit. Şöyle semaveri yaktık. Çay yapıyoruz artık. Öğlen yemek saatimiz yaklaşıyor. Saat 1 oldu. Yarım saat sonra çay falan olsa işte 1.30'a doğru yemek yeriz. Şöyle odunları güzel atalım da bir an önce yansın. Kaynasın. Şunu da atalım. Tamamdır. Traktör şimdi burada. Şimdi arkadaşlar şuradaki sırayı bitirdiğimiz zaman bakın buradan ileri doğru gidiyor. Sadece 2 sıra topluyoruz. Şu buradaki sırayla, sağımdakiyle, solumdaki sırayı ikisini alıyoruz. İleri doğru gidiyoruz. Oradan başa vardığımızda bir üst tarafı geçeceğiz. 2 sıra da burayı yukarı doğru alacağız, geleceğiz. Bakın burada eskilerden arkadaşlar. Kezban Aba var yanımızda. Bayağı yaşı yerinde. Onu sordum. Bu damın sahibi Nuri dayıyla Sabri abi onlar vefat ettiler. Yıllarca burada durmuşlar arkadaşlar. Sadece tek gözlü. Benim dedemin olduğu dam var diye ben sizlere göstermiştim. İşte nasıl dedem orada durduysa burada da yıllarca durulmuş. Kiremitleri falan burada duruyor bakın. İçerisi eskiden böyleymiş. Buralar falan tek gözlü yer varmış, göçmüş.
eski yer olduğu için sizlere göstermek istedim. Eskiden nasıl oluyordu damla şeyler diye. Bakın ne güzel bir yer. 10 numaraymış. Şunlar da büyük ihtimal arı şeyleri herhalde. Arı kovanları. Uzun uzun. Şimdi artık kare arı kovanı oluyor. Bakın bunlar uzun arı kovanı. Burada teller var. Bunlar büyük ihtimal tütüncülük de yaptılar herhalde. Tütün çumağı falan asmışlar buraları. Yani bunlardan hatırlıyorum, bizim eski damda da vardı böyle. Oraklar falan var eski. Bakın kim bilir bu orak kaç yıllık arkadaşlar. Sapı bile değişik. Kim bilir bunun elinden ne işçilikler geçti. Ne işler geçti, ne oraklar, arpalar, buğdaylar düştü. Bakın burada da farklı bir odası var. Burası ocaklık yer herhalde. Aynen. Burada yemek yapıyorlarmış. Ne güzel de örmüşler bakın taşların içine. Orası yemeklik yeri. Burası da ayrı böyle bir malzeme koymak için bir yer yapmışlar. Yani bizim çardaktan bile küçük yani. 3 metrekarelik bir yer. Şuraya da şöyle bir oturacak bir yer yapmışlar. Tahtadan. Ben böyle eski yerleri çok seviyorum arkadaşlar. Bakın eski kapı filisi. Arkadan içeriden böyle fililiyorlardı herhalde, kilitliyorlardı. Dedemiz diyelim artık. Vefat edeli kaç yıl oluyor. Nuri dede ile Sabiha nene burada yıllarca. Bakın etrafta bir tane bile dam yok. Yani hiçbir komşu falan yok. Sadece kendileri burada bir gözlü yerde. Bu tarlada onların zeytinleri. Burada zeytinlerle işte vakit geçirmişler yıllarca. Şimdi onların torunlarının bu zeytinleri artık. Torunları bile yaşlı. Betullah dayıya değdi. Betullah dayı bile şu an 70 yaşında. 70 kusur hatta. Şimdi babasıyla annesini siz düşünün. Şimdi gidelim. Çay suyu kaynayınca kadar biraz daha zeytin toplayalım. Ondan sonra yemek yeriz. Biz zeytin toplayalım da öyle çay demleyelim diyoruz arkadaşlar. Meğerse bizim su kaynamış. Altına kuru odun attığımızdan çabuk kaynamış. Artık şu çayı demleyelim de öyle gidelim toplamaya. Yoksa bir gel bir git, bir gel bir git yapacağız. En iyisi çay demlensin. Ondan sonra toplarız zeytini. Onlar topluyorlar. Şimdi 7. zeytine geçeceğiz. Şöyle çay doldu. Delikli yerini yukarı getirip bir saniye. Niye bir saniye dedik? İçinde su kalmamış olabilir. Şimdi sıcak olduğu için tutamıyorum ama şöyle şuradan suyunu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar tam çay içmeye, yemek yemeye otururuz. Birer bardak çay içeriz. İçinde su kalmadıysa bak artık sen ondan sonra babama. Çay yap diye gönderdik seni. Yapamadın mı der. İşimizi sağlama alalım. Şöyle suyu dolduralım da. Nasıl olsa biz toplarken o burada ısınıyor. Yeterli olur. Şöyle çaydanın adı üzerine koyalım. Şimdi zeytin toplayalım. Yedinci zeytin yayılanı yazıyoruz arkadaşlar. Yemekliğimizi kadar sıkıştırıp bir zeytin daha toplayacağız. Şöyle kaçıyor. Evet. Burası tamam. Üzeri kapandı. Biraz aşağı doğru. Zeytin çatlamıyor mu o zaman? Patlar topluyorum.
Çünkü artık teknoloji ileride arkadaşlar, her şey olduğu gibi makinalarda zeytin yaygısı çıkarıyorlar bu şekilde. Toplaması kolay oluyor. Yaygıyı toplayıverdin mi? Üzerindeki bütün zeytinleri hemen kasanın içine alıp koy dolduruyoruz. Bu zeytinde de az. Ezan saatine kadar bitirelim onu biz. Ondan sonra yemek çay. Şöyle kaldı. Kaç bu süre bu burası? 3 günde geliriz. Sofraya oturduk artık arkadaşlar. Şöyle çayımızı içelim. Kezban abamız da var burada. Kezban abi nasılsın? İyiyim, iyiyim. İyi misin? İyiyim. Allah iyilik versin. Sen iyi misin? İyi ben de. Zeytin topluyuz bak. Eskislerimizden bak. Olsun ya. Annem sofrayı hazırlıyor arkadaşlar. O sofrayı hazırlasın. Biz de babamla birer bardak çay içiyoruz. Sen nasılsın baba? Yorgun. Baba yorgun. Yorgun mu baba? Baba yorgun diyor babam da. Yorgun olmayacak evde ki sabah 7'de kalkıyoruz, akşama kadar karanlık çökünceye kadar tarlada işler kayıtlar. Zeytinler bitinceye kadar. Kaç para yemeği vereceğim bakalım bugün bana? Çalışmışsına bağlı. Güzel çalışırsan güzel para. Az çalışırsan az para. Arkadaşlar çok çalışın diyor babam. Az çalışırsak para az kazanacakmış. Çok çalışacağız biz de artık. Koyunlara baktık sabah ya. Koyunlara bakmanın parası olmaz mı yövmeye? Olur. Uyanık olmamız lazım arkadaşlar. Her taraftan almamız lazım. Siz yastık doldurun. Ha. Aynen. Ben filan oğlan mı arkada evlenecek? Hadi ona para biriktirsin. Babam sen ya. Bir tane daha da Emirkan var. Emirkan düğün parası biriktirilecek. Bakalım artık hayırlısıyla inşallah hepsi rayına girer sırasıyla. Ama o kendi bulmuş. Onlar kendi. Gelini bulmuş. Onlar kendileri buluyorlar gelini ya. Şimdiki nesil artık öyle görürüz öyle olmuyor. Balcayı unuttum ben ya. Yanmış mı? Aynı yanmış mı bu? Yanmamış. Yanmamış değil mi? Bir tane daha var. Azıcık yarı çiğ yarı alıcı yenir galiba değil mi? Arkadaşlar soframız hazırlandı. Karnımızı doyuralım. Ben vallahi anne yemekten çok kavun canım istiyor. Bostan yiyeceğim. Biz karnımızı doyuralım. Anne! Tarlanın sonu göründü artık. Tarlanın sonu göründü. Arkadaşlar. He? Aynen. Burada iki tane zeytin kaldı arkadaşlar. Bunu doladık mı üst sıraya geçeceğiz artık. Bakın şu kasanın üzerindeki zeytin sırasına geçeceğiz. Bayağı zeytinlerde de hafiften seyrekli olduğu için hızlı hızlı hemen topluyoruz geçiyoruz. Babam da makineyle silkiyor. Makineyle silkilirken biz bekliyoruz arkadaşlar. Makine sildikten sonra silkeledikten sonra biz toplamaya başlıyoruz. Çünkü makine önce bir döküyor. Biz geride kalanları topluyoruz. Önce de makine yokken normal hemen çıkıyorduk, başlıyorduk sıyırmaya. Şimdi bu zeytin daha biraz daha tamamen olgunlaştığı zaman, tamamen siyahlaştığı zaman Kasım'ın 15'inden sonra ondan sonra daha çok dökülüyor zeytin. Mesela şu an makine %40'ını %50'sini döküyorsa Kasım'ın 15'inden sonra %70 %80'lere varıncaya kadar döker. Çünkü zeytin daha çok olgunlaşıyor, sapı zayıflıyor. Makine silkeledi mi dökülüyor. Büyük mardinden alıyorum bu sefer babamdan. Arkadaşlar buraları babam silkeledi. Kamera da çok belli olmuyor olabilir ama salonun makineyle sildiği yerlerden
tepelerde hemen birazcık zeytin kalıyor. Onu da yükleyen merdivene taşıyoruz. Şöyle yüksekten kalan zeytinleri elimizle toplayıveriyoruz. Çok kalırsa belimde tarak var, bakın burada. Tarak var. Burayı da yüklemelerimi sıkıştırıyorum ben. Buradan kalan zeytinlere hızlıca alıp geçiyoruz hemen. Arkadaşlar yukarıdaki sıraya geçtik artık. Vakit de bayağı oldu. İkindi ezanları falan oldu geçti. Ama daha güneş havada 3-4 tane zeytin toplarız. Şöyle makine benim belimde. Bu makinenin ağırlığı aslında 14 kilo ama kullandıkça, insan yoruldukça üzerinde bir 20 kilo falan hissediyor artık. Aldığım zaman ilk baştan kuş gibiydi sabah. Şimdi artık ağırlığı hissedilmeye başladı yavaş yavaş. Şimdi şu zeytini toplayacağız. Bakın yaygılarını yaydık. Bir daha ikindi çayı vurduk. İkindi çayı da içeriz 5 çaya. Saat daha 5'i gelmedi ama 5 çaya. Kaç tane daha zeytin toplarız baba? 4 tane daha toplarız. Garandık olmasın tarada. Durmak yok, yolu devam. 3-4 tane daha toplarız arkadaşlar. Zaten ağaç daha seyrek olduğu için böyle çok da fazla zamanımız almıyor. Yarım saatte 25 dakikada bir aşağı yukarı ortalama olarak söylüyorum. Ağacın bir tanesini topluyoruz. Zeytin hep siyahlaşmış bakın. Şunlar hep siyah zeytin. Kararmış. Bunlar hep duzlamalık. Anne ben çaycı olayım mı? Ben çekiyorum çaya. Bardaklara. Demini almış çay. Odun atmayayım galiba ona da, bunun sıcaklığı yeter kendine. Ver. Arkadaşlar. Ya bu arılar neredeyse buluyor insanı. Şey arı mı o anne? Arı var herhalde buralarda. Kaliteli arı mı? Bal arısı. Bal arısı ha? Öyle oldu mu yak. Şeker her şey yapıyor bak nasıl arı. Şekerden en üzerine geliyor değil mi? Bu bölgede arı mı var demek oluyor o zaman? Yakınlarda geliyor lan buralarda da yakında var mı? Oturduk mu geliyor. Şeyde yani. Damın içinde arı kovanları vardı ama onlar da onun bir alakası olmaz. Hepsi bir olur. Ya yakın bölgede arı var sağda solda herhalde. Onu da geliyor olabilir. Nasıl gömülüyor? Arı mı? Arkadaşlar bakın. Şey geliyor. Bal arısı anne bu. Temsiz mi olmuş çay? Nasıl? İyi, çok güzel. Zeytinlerin diplerini toplamaya başladın ya baba. Var çok rahat. Deden neyse bunu mu? Dedemin değil mi? Kezban'a bak. Dedem. Artık aşağı sıraları bitirdik. Yukarı sıraya geçtik şimdi. Olur toplayalım. Arkadaşlar saat 6'yı geçti artık. Güneş de battı. Artık toplamayı bırakacağız. Malzemeleri toplayacağız. Toplamış olduğumuz zeytin kasalarını traktöre saracağız şimdi. Onları sardıktan sonra yola çıkacağız. Bizim çoban evine varmamız hemen hemen karanlık çökmese de çökmeli olur. Bayağı vakit oluyor. Yolda bayağı uzak buradan. Ben arabayla geldim. Biliyorsunuz şu kasaları saralım. Babamla birlikte. Ondan sonra yola çıkacağız dediğim gibi. 2 veya 3 günlük bir yer kaldı burada. 2-3 gün sonra burayı bitiririz. 2 günü biter diyor baba ama 3. günü birazcık kalacak. Motoru getireceğim mi baba aşağı? He? Motoru getireceğim mi aşağı? Toplamaya başlayalım kasaları. Bakın şöyle. Kaç kasa topladık? Saymadık değil mi? En son sayarız bakalım kaç kasa çıktı. 17 çuvaldı. 17 kasa değil mi? Arkadaşlar 17 kasa toplamıştık. Şöyle göstereyim bakın. Arabanın yeri boşta. Bayağı bir kasa alıyor bizim bu. 40 kasayı 42 kasaya kadar aldırıyoruz biz bunun. Kenarlarında da tahta olduğu için. Ağaçlar seyrek, aslında çok da fazla toplayamadık. Normalde rekor 57 kasa bizim. Annem babam ben üçümüz 57 kasa topluyorduk bir günde ama zeytinler seyrek. Bir de büyük ağaç olduğundan oyalıyor çok insanı. 17 kasa anca toplamıştık. Kezban arabamla biz arabayla gideriz. Arkadaşlar bakın aralarken zeytinden dik dallarında olmayacak dalları kesiyoruz aynı zamanda.
Bunlar gürdal, bir işe yaramıyor. Bunlara da koyunları akşam yiyecek olarak akşam sabahlık dalımız çıkıyor. Yeter de ama bununla akşam sabahı. Yeter. Allah bereket versin. Seyrek zeytinlerden yine de 17 kasto adık. Zeytin dallarına da aldık. Artık gidiyoruz eve doğru. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuk. Oo, ne olmuş ya? Hava soğumuş ya. Arkadaşlar. Çoban evine geldik şimdi. Akşamdan bayağı da rüzgar çıktı. Hava soğudu. Tony! Ne yaptı oğlum? Anam 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 anam. Arkadaşlar Tony hemen ziyarete geldi. Hemen bizi karşıladı. Ben buraya geldim mi karşılıyorsun sen beni ya. Git bak kim geliyor oraya, git bak. Bak. Koyunları bakmaya geldik. Babam arkadan traktörle geliyor. O zeytinleri falan yahaneye bırakacak. Öyle gelecek. Biz koyunlara bakacağız. Lan ne yapıyorsun, dur. Bakın bakın arkadaşlar. Tepeme çıkıyor ya. Seni de seviyor bayağı anne o. Aynen. Karnın acıktı. Karnın acıkmış. Oo, koyunlar da bekliyor arkadaşlar. Bakın zeytin dallarının hepsini de yemişler. Anam benim küçüklerim de yiyorlarmış annesine yem ya. Ama maşallah. Arkadaşlar görüyor musunuz artık küçükleri? Bayağı büyüdüler. Annesiyle beraber yem yemeyi bile başladılar. Bakın maşallah. Annesinin yanında resmen yem yiyorlar. Neyse çıkalım artık dışarı arkadaşlar. Arkadaşlar koyunların zeytin yapraklarına da verdik. İyi oldu aynı zamanda. Hem koyunlar da yemiş oluyor bu dallardan. Bu dallar zeytinlerin ortasında dik giden dallar arkadaşlar. Makinenin kancası yeri, kancalı yeri takılmıyor bu dallara. Dik gittiği için hani diklemesini yukarı doğru uzuyor. O yüzden bunlar kesmek zorunda kalıyoruz. Bunları kesiyoruz. Kestiğimiz dallığa da hayvanlara yem niyetine akşam burada takıyoruz. Mesela bugün akşam bak her tarafı yem taktı mı? Buralar her tarafı yem. Ya, pardon, yem diyorum, yaprak. Yarın sabah yine var orada yaprak, daha biraz daha var. Akşam sabah yetecek kadar. Bakın şurada karşıda sabah yemleri de hazır. Sabah ayrıyetten yemleme de yulaf kallesiyle yem de veriyoruz da akşamları sadece yaprak. O da sadece şu dal çıktığı günler yani. Dal olmazsa yine yem zaman ama şey varken böyle dal çıktığı zaman dal veriyoruz. Artık akşam oldu, karanlık oldu. Şöyle flaş da çekiyorum. Bakın her tarafı zeytin yaprağı doldurdum. Buralarda falan her taraf kenarlar zeytin yaprağı. Onlara bu yeterli olur. Evet arkadaşlar saat 8. Koyunlarımızı baktık. Yapraklarını verdik. Küçük kozularımızın, koyunumuzun yemlerini falan verdik. Onların karınları doyacak. Onlar yemeklerini yiyor ama biz yememizi nasıl yiyeceğiz? Sabah 6'da kalktık. Yani akşam saat 8 oldu. Aşağı yukarı bir 14 saatlik, 15 saate yakın süredir köy hayatında çalışıyoruz. Karanlık oldu artık. Şöyle çoban evine geldim. Şimdi artık kendimiz yemek yapacağız. Kendimizi karnımızı doyuracağız. Bizim yemeğimizi yememiz, yatmamız gece 12'yi bulur yine. Sabah yine erkenden kalkıp köy hayatında zeytin toplamaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz artık zeytin toplama zamanı başladı. Bir hafta 7-8 günlük işte bir Beytullah dayının dediğimiz, başka bir dayının cevizlerini toplayıverdiğimiz, dayımın dediğim gibi onun zeytinlerini topluyoruz. Dayım dediğime bakmayın, hani öz dayım değil. Hitaben dayı diyoruz. Onun zeytinleri bitirdikten sonra kendi zeytinlerimize başlayacağız. Videonun başında da söylemiştim. Eve geldik şimdi. Artık videoyu sonlandırıyoruz. Dediğim gibi hepiniz Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz hala abone olup bildirim zilini tüm demeyi unutmayın. Tabii yorum yaparsanız da seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Köy hayatından birbirinden güzel videolar gelmeye devam edecek. Şöyle çoban evinde çayımızı, yemeğimizi yapalım. Kendi karnımızı doyuralım. Allah'a emanet olun.